Evet, bu hafta sonu kısıtlamaya uyanlar, uymayanlar, anlamaya çalışanlar derken riskli bir tablomuz var efendim. Son verileri ve olası senaryoları da biraz konuşacağız. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve Medikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Bengi Başar konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ Merhabalar Mehmet Hocam. Sağolunuz efendim. Merhabalar, ben geldim. Şimdi Sayın Ceyhan sizle başlayalım, dilerseniz. Günlük can kaybımız 139, 6017 hasta tespit edildi, son rakamlar böyle. Bu arada vaka değil, hasta. Şimdi son verileri göz önünde bulundurduğumuzda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını da verdik. Yani bir kısıtlama yapıldı hafta sonu ama ne kadar etkili olur? Buradan başlayalım, sonra belki biraz aşıyla konuşuruz. Evet. Yani tablo aslında bize baktığımız zaman bu verilen 6000'li sayılar aslında tam hasta sayısı da olmadığı için buna dayanarak bir hesap yapmak mümkün değil. Ama işte hasta sayısına paralel olarak vaka sayısının da arttığını tahmin ediyoruz. Çünkü bizim burada verilen sayı ağırlıklı olarak en az iki belirtisi olan hasta sayısı. Çünkü biz öyle test yapıyoruz. Geri kalanlar ancak özel laboratuvarlarda parasını ödeyerek test yapabiliyor. Onların sayısı da buraya yansıyor ama neticede bunların büyük çoğunluğu işte en az iki belirtisi olan kişi sayısı, gerçek hasta sayısı yani en az bir belirtisi olan hasta Yani sayısını da semptomlu olanlar bilemiyoruz. bunlar. Tabii onu da bilemiyorum çünkü bakanlığın elinde böyle bir rakam da yok. Onun nedeni de böyle bir test yapmıyoruz zaten. Dolayısıyla sadece dolaylı olarak farklı işte birbiriyle ağır vaka sayılarının aktif vaka sayısı içerisindeki oranı gibi parametreleri kıyaslayarak bakıyoruz. Öyle baktığımızda da yani işte tabii bunlar hep yanılma payı içeriyor ama 50 binler civarında bir hasta sayısı çıkıyor ortaya. Bir defa şunu kabul etmek lazım. Yani sayı neyse de ama şu anda toplumda o kadar yaygın virüs var ki herkesin zaten farkına vardığı bir olay bu. Çünkü ilk dönemlerde hiç görmediğimiz şeyler görüyoruz. Ne Herkesin gibi? kendi ailesi, herkesin kendi ailesinde hasta var, Doğru. ölenler var, akrabaları içinde var, oturduğu apartmanda, sitede var. O kadar yakında dolaşıyor ki mesela İstanbul'u biz işte ağırlıklı merkez gibi görüyoruz. Halbuki İzmir'de, Bursa'da vaka artışları devam ediyor. Osmaniye'de, işte Kadirli'de bir sağlık merkezinde 50 tane sağlık çalışanı aynı anda pozitif çıkıyor. Belli ki orada bir süper bulaştırıcı yaymış bu sağlık personeli içerisinde. O yüzden de ben baştan beri söylüyorum, alınan önlemler de bu COVID-19'un yayılma şeklini dikkate aldığımızda yeterli görünmüyor. Bir Sayın etkisi oldu mu? Bakanın Yani dediği şöyle, gibi. Sayın Bakan Fatih Altaylı'ya konuştu. Dedi ki kendi adıma hafta sonu daha sert önlem isterdim. Evet. İşte tam Evet. kapanmamı bekliyoruz gibi. Yani eğer bu şekilde Evet. atlatamazsak daha sert tedbirler. Alınan bu önlemin Evet. bir şeyi var mıdır? Anlamı... Bu arada tabii tam kapanmayı söylüyoruz. Hakikaten ben Evet. sokakta insanlarla konuşuyorum. Yani esnafın durumu da çok kötü. Ekonomik olarak çok ciddi maliyeti var. Pek çok çalışan restoranlarda garsonlar, valeler, esnaf. Yani herkes ekonomik olarak da çok etkilendi. Şimdi de o tarafı var. Doğru. Şimdi bir defa neden alınan önlemler çok yeterli değil diyoruz. Bir defa bu alınan önlemlerin mutlaka bir etkisi olacak. Vaka artış hızını yavaşlatacak. Ancak bu önlemler eğer söz konusu olan bir grip salgını olsaydı bu grip salgınını sonlandırabilirdi. Ama COVID-19 salgını çok farklı bir şekilde bir bulaş gösteriyor. Dolayısıyla burada bulaşların büyük çoğunluğu bu süper bulaştırıcılar tarafından oluşturuluyor. Yani bir taraftan birebir bulaşmalar olurken ama bir taraftan da bu birdenbire yüzlerce insana bulaştırma potansiyeli olan insanlar kalabalıklara girip toplu taşıma araçlarında, işte bu toplantılarda, insanların bir araya işte geldiği her yerde çok sayıda vaka çıkarıyor.
Şimdi bu aldığımız önlemler bu birebir bulaşlarda belli oranda etkili olacak. Yani belli oranda vakaların artış hızı yavaşlayacak ama bu çok belirgin bir hızla azalmazsa vakalar, bu kadar uzun süre aynı tedbirlerle devam etmenin zor olduğunu gördük zaten. Onun için bir an önce bu vaka sayılarını azaltıp insanları, ekonomiyi biraz rahatlatmak lazım diye düşünüyorum. Onun da en büyük, en önemli çaresi kalabalıklaşmaları azaltacaksınız. Örneğin insanlara restoranlar kapalı deyip sonra insanların restorandan aldığı paketleri AVM'de yerlerde oturup yemesini engelleyeceksiniz. Değil mi? Hocam, özür dilerim. Bir arkadaşlar, o görüntüleri de evet şimdi getiriyoruz ekranlarınıza. Bakın tam da böyle bir manzara. Yani şimdi ne yapacaksınız? Restoranları kapatıyorsunuz, AVM'lerdeki masa sandalyeleri kaldırıyorsunuz. Paket servis insanlar da alıyor, yerlerde böyle oturuyor. Restoranda, yani bu kurasızlığın... Restoranda daha kötü diyor. Tabii yani. Çünkü restoranda işteyse masa sandalyeyi ayarlıyorsunuz. Burada insanlar 50 kişi, 60 kişi bir araya gelip tamamen korumasız maskeleri çıkarıp yemek yiyorlar beraber. Acayip bir manzara. Hakikaten önemli. Çok acayip bir manzara. Evet, ekrana da yansıyor şu anda böyle. Yani ne anlamı kalıyor o zaman yasağın işte? Bengi Başar Hocam, ne dersiniz? Şimdi daha sıkı tedbirlerle ilgili de çok açıkçası Sayın Koca'nın böyle temkinli konuştuğunu, yani kullandığı ifadeler çok temkinli. Sanki evet. Biraz da bunun tabii sadece sağlık değil, ekonomik boyutta var bütün dünyada. Evet. Şimdi Mehmet Akif Bey, Mehmet Ceyhan Hocam sayılara değindi ama şimdi tabii bu sayılar gerçekten belki iyimser sayılar, daha da fazlası olabilir. Ancak şöyle bir problem de var. Kasım başından itibaren şimdiye kadar ağır hastaların oranı %90'a yakın artmış. Ağır hasta demek daha sonrasında ortaya çıkacak ölüm sayılarının artması da demektir. Genel olarak yapılan istatistikler ağır hasta sayısının artışına itibaren yaklaşık bir ay sonra ölüm oranlarını yansıdığını gösteriyor. Kaldı ki Nisan ayında biz kötü dönemdeydik. Her şeyimiz kapanmıştı. Hepimizin bildiği gibi işte AVM'lerimiz kapalıydı. İşte insanlar evden çalışıyordu. İnsanların etkileşimi minimalize edilmişti. Ve o dönemde bile işte maksimum 120'lerdeyken şimdi 140'ları bulan günlük ölüm sayıları olmaya başlamıştı. Özellikle son 3 günde. O zaman burada durum ciddi demektir. Yani kontrol altına aldık. Bu önlemleri aldık. İyi gideceğiz inşallah değil. Görünen köy kılavuz istemez. Hocamın da söylediği gibi artık herkesten, her yerden. Sabah evimden çıktım. Yandaki apartmana filyasyon ekipleri gelmiş. İstanbul'un göbeğinde, cadde bostanda her yerde geziyor. Artık her yerde kol geziyor. Bir hekim arkadaşımız bizim bir yakınını göndermeye çalıştı. Hastaneye biz de doluyuz. Bizim COVID servisimiz, yoğun bakımımız full COVID'li yaptık zaten. Biz de doluyuz. Yazık, yakınını yatıracak yer bulamıyor. Kendi hastanesinde yer yokmuş. Bir özel hastane kendisininki. Ve şey dedi, hastanı yatıracak. Ama takip edecek hekim kalmadı. Hepsi COVID oldu dedi. Şimdi durum böyle. Şimdi sağlık sistemimiz yürüyor, şu an ayaktayız demek ne kadar doğrudur? Çünkü sağlıkçılar çok tükendi. Yani olağanüstü bir gayret içindeler. Her gün bir hastalık haberi, bir ölüm haberi alıyoruz. Hasta sayıları yoğun bir şekilde artarken sağlıkçının sayısı azalıyor, tam tersi. Ne olursa olsun dinlenemiyorlar, immün sistemleri çöküyor. Yani bu çok büyük bir sorunu beraberinde getirir. Onun için bu anlamda ne kadar daha yüklenilebilir sağlık sisteminin üzerine? Bakın bugün öğreniyoruz. Birçok üniversite elektif vaka almayı bıraktı. Koridorlarına kadar cerrahpaşa ben yoğun bakıma çevireceğim diyor. Birçok pandemi hastanesi arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Hiçbir yer yok. Her yer full ve günlük hasta ölümlerimiz artmaya başladı ifadesi geliyor. Siz istediğiniz kadar yatak yapın, istediğiniz kadar ventilatör koyun, istediğiniz kadar cihaz koyun. Elinizdeki sağlıkçı limitli. Hele de yoğun bakım hastalarına bakacak insanlar çok deneyimli olmalı. Onun için bu bir problem. Ve burada tıpkı birçok ülkenin yaptığı gibi artık bu sağlık sisteminin üzerine yükü azaltmak adına kapanmak gerekir. Bu önlemler Sağlık Bakanımız da söylemiş. Bilim kurulu üyeleri de aslında aynı şeyi söyledi. Hepsinin aslında beklentisi tam bir kapanmadan, en azından 2 haftalık bir kapanmadan
yanaydı. Ama dediğiniz gibi ekonomik yönü var. Ama evet, öyle ya da böyle bakın biz evden çalışabilecek %25 bir nüfustan bahsediyoruz. En azından şirketlerle bunu bakın hala yapılmıyor. Hala gidiyorlar. En azından artık çalışın evde çalışabilecekler deyip şu sayıları bile seyreltemiyoruz. Onun için mesela bir AVM sevgimiz niye? Yani o AVM'yi açıyorsunuz orada insanlar giriyor. Niye? Olmadan olamaz mı? Yani hocam spor salonları açık mesela şu anda bildiğim kadarıyla. Bu yasaklar evet, içerisinde değil. Bu çok evet, ben mesela okuduğumda evet, çok manasız geldi. Yani spor salonları evet, en büyük, şimdi kızacaklar bana da hakikaten risk, en büyük risk bir yerde. Risk, yani, evet, ibadethaneler, Kur'an kursları hepsi, ya bunların hepsi oraya giden insanlar için risk, yazık değil mi? Yani sonuçta bakın ekonomik yönü diyoruz ama bu hastalık yayıldıkça daha büyük bir ekonomik çöküşle karşımıza çıkacak. Onun için burada bence aklımızı başımıza toplayıp bütün millet olarak ne olur yani zorunlu kalmadıkça da çıkmayalım. Artık bir şeylerin farkına varalım ve yani bu anlamda da olabildiğince artık kapanmaya gitmenin bence zamanıdır diye düşünüyorum. Geçti nakizane, bile zamanı. Ben şöyle söyleyeyim, kıymetli evet, vatandaşlarımız bizleri izliyorlardır. Biz muhabir arkadaşlarımızla yüzlerce yayın yaptık. İşte şimdi sokaklardan o görüntüler ekranlarınıza geliyor. Maskesini çenesinde tutan, hiç takmayan, sigara içen, İşte spor salonlarına giden, toplanan, hala çeşitli alanlarda bir vesileyle toplanan, programlar yapmaya devam eden, alışveriş merkezlerinde ne güzel sağlığınız yerinde oralara gidebiliyorsunuz ama gidip yerlerde oturup böyle yemek yiyen, ondan sonra da vay efendim önlem alınsın diye vallahi ağlamayacağız. Kimse kusura bakmasın. Mehmet tedbirleri Akif almak Bey, biz kişisel olarak sorumluyuz. Yani şu manzaralara kimsenin yapacağı bir şey yok. Bize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Buyurun hocam, bir şey söylüyordunuz. Evet, Bengi hocam dondu. Mehmet Ceyhan hocam, Dünya Sağlık Örgütü de böyle az önce ya şöyle, şimdi bizi izliyorlar, mesaj atıyorlar ya çok ruhumuzu kararttınız diye ama hakikaten de üst üste açıklamalar. Şimdi diyorlar ki üçüncü dalga. Bir yandan aşı çalışmaları var. O aşıyı ayrıca konuşalım da. Üçüncü dalgaya karşı uyarmasına ne diyorsunuz? 2021 yılı başında. Şöyle, bir defa ben o bahsi geçen kişiyi biliyorum. Öyle bir Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 sorumluluğu falan gibi bir görevi yok. Oradaki işte yani üst düzey görevlerden bir tanesi. Evet. Şimdi bu burada genellikle yanılma şuradan kaynaklanıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışan birisi birisi soruyor, o da bir fikir söylüyor. Ve bu fikirler de genellikle işte tedbirleri kaldırmış ülkeler tedbir alsın diye biraz bazı şeyler işte abartarak söylemeye çalışıyor Dünya Sağlık Örgütü. Bir defa üçüncü dalgadan bahsetmemiz için önce ikinci dalgayı halletmemiz lazım. Yani biz daha ikinci artış döneminde vakalar üstelik artmaya devam ederken bir üçüncü dalgadan bahsetmemiz söz konusu değil. Belki de üçüncü dalga devam edecek o tarihlerde. Dolayısıyla onlar biraz ülkelere tedbirleri daha sıkı alsınlar diye uyarıda bulunmaya çalışıyorlar. İyi, yoksa bir üçüncü dalga falan yok yani. O açıkçası burada bütün hikaye, bütün dünyanın aynı anda, bütün devletlerin aynı anda ve aynı şekilde mücadele etmesi. Çünkü bu bir global salgın. Yani biz eğer vakalarımızı diyelim ki böyle çok 5'i 10'a düşürdük günde. Ama eğer Somali'de salgın devam ediyorsa biz bütün dünya Somali'ye sınırlarını kapatmadığı sürece oradan gidecek bir kişi, o örneğin Türkiye'ye gelecek bir kişi yeniden salgını bu boyutlara getirecektir. O yüzden topyekun bütün dünya bu işten kurtulmadıkça biz bu salgın bitti diyemeyeceğiz. Bu nedenle de bir plan çerçevesinde bütün ülkelerin aynı önlemleri alması son derece önemli. Bakın bazı ülkeler daha sıkı tedbirler alıyorlar, çok daha iyi durumdalar. İşte Finlandiya gibi, Güney Kore gibi, Çin gibi ama birçok ülke, bizler, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri de tedbirleri birdenbire kaldırıp çok gevşek davrandığımız için halk olarak da bu duruma geldik. Yani buradan geriye dönüş o Mart-Nisan dönemine göre daha yavaş olacak kesinlikle. Ya o zamanlar çok daha dikkatliydik sanki hocam ya. Yani
Tabii. Bu kadar yüksek değilken bile çok daha dikkatliydik. Şu anda enteresan bir rehavet var. Birinci nedeni o. Yani devlet daha koyu tedbirler almıştı. Halk daha korkuyordu. İkinci nedeni de şu anda çok daha yayılmış durum. Yani şu anda öyle bir durumdayız ki artık böyle illere özel tedbirler, ilüpsi saha kurulu kararları. Bunların hiçbir anlamı kalmadı artık. Öyle mi? Ne tedbirler alacaksak, evet. Ne tedbirleri alacaksak Türkiye'nin aynı noktasında, aynı anda uygulamaya başlamalıyız. Bir defa bu taşıtlardaki yoğunlaşma devam ediyor. Bunun azalması için kesinlikle şu mesailerin kademelendirilmesini. Hocam böyle, yapıldı, o da yapıldı. İşte İstanbul'da karar alındı, saatler değiştirildi. Alındı da mesela 7.30'da dendi bir grubun sanayi 7.30'da başlayacak. Hı hı. Ama bunun öyle değil. 4'e 5'e bölünmesi lazım ki biraz rahatlayabilsin. Çok eleştirdiğimiz bir sürü bağışıklığı taşıtlar meselesi vardı kıymetli hocam. Evet. Ona mı dönüyor biraz iş dünyada? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu tamamen insanlık dışı, hatta insanlık suçu olan bir yaklaşım. Ne hukuk, ne ahlak, ne bilim, hiçbir şey kabul etmez böyle bir şey. O yüzden herhangi bir ülkenin yöneticisinin çıkıp bir sürü bağışıklığına bıraktık bu işi demesi. Avrupa'da söyleyen ülkeler kabul oldu. Etmesi, oldu, işte bazı oldu başta, ülkeler hemen var. Hemen geri döndüler. Çünkü bunu... Böyle bir şey uygulamak bir defa dediğim gibi insanlık suçu. Yani düşünün Türkiye'yi, her gün 140 civarında insan ölürken biz bunlara devam edeceğiz, sağlarla devam ederiz demek son derece yanlış. Bir ikincisi, sürü bağışıklığının garantisi de yok. Yani dünyada hiçbir şekilde sürü bağışıklığıyla bir salgın sona ermemiş. Kapanma ancak dışında bir çözümünüz var mı hocam? Ya da... Vallahi şöyle söyleyeyim. Aşılama tabii, aşılama. Eğer biraz önce dediğimiz gibi bireysel bağışıklık için önemli olacak. Ben böyle aralıkta aşılamaların başlayacağını çok olası görmüyorum ama Ocak'ta bile başlasa işte aşı yaptıran belli oranda korunacak. Ama salgının bitmesi ve tedbirlerin ortadan kalkması, yani maskesiz ve mesafesiz yaşayabilmemiz için toplumun en az %60'ının bu aşılarla bağışık hale getirilmesi lazım. Burada önemli bir sorun, aşıyla sağlanan bağışıklık ne kadar sürecek bilmiyoruz. Evet. Yani bazı rakamlar çıkıyor, onlara inanmamak lazım. Çünkü bunun hesaplaması için iki şeyi bilmek lazım. Bir, örneğin bir yıl takip edip bakmak lazım. Böyle bir süre yok henüz. İkincisi de bu aşının sağladığı antikorlar hangi düzeyde koruyucu onu da bilmiyoruz. O yüzden Oxford'un aşısı neden %70 başarı açıkladı hocam? Şimdi zaten biz bu aşılar geliştirildiği zaman aşağı yukarı o civarlarda bir etkinlik bekliyorduk. Hı. Yani %60'lar, 70'ler civarında. Zaten Dünya Sağlık Örgütü, FDA, EMA gibi kurumlar da aşının onay alması için minimum %50 etkinlik şartı koydular. %95 biraz yüksek bir rakam bir pandemi aşısı için. Yüksek eğer dediğiniz gerçekten... şu mu? Yani rakamı mı biraz spekülatif buluyorsunuz? Değil. Beklediğimizden yüksek bir rakam. Gerçekten %95 olabilir. Eğer böyle bir başarı elde edilirse son derece büyük bir anlam ifade eder. Çünkü çok daha az insana aşılayarak o düzeye erişmiş olabiliriz. Ama görünen o ki, Sayın Bakan'ın açıklamalarından da anladığımız, Türkiye'nin bu İşte daha önce %95 etkinlik açıklayan iki aşının gelip bir yaygın şekilde uygulaması için bir altyapı hazırlama şansı yok şu anda. Çünkü bunlar 1-70'te 1-20'de saklanan ve dağıtımı yapılıp uç merkezlerde de o şartların oluşturması gereğini duyuran aşılar. Fakat maalesef bizde ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde şimdiye kadar 0-4 derece dışında uygulanan bir aşı zinciri yaşanmadı. O yüzden buna ayrı bir hazırlık yapmak lazım bu iki aşıya. Ve nitekim Amerika Birleşik Devletleri de böyle basına bazen değişik yansıyor ama Amerika Birleşik Devletleri de şu ana kadar sadece 4 eyalette bunu sağlayabildi ve nitekim aşı çıkar çıkmaz bu 4 eyalette pilot uygulama olarak başlayacak. Sonra diğer eyaletleri. Yani işte aşı olsa da depolama ve dağıtımı ile ilgili yaşayacağımız sıkıntılar var. Yine mesele çözülmüş. Çin aşısı.
Tabii Çin aşısının böyle bir ihtiyacı yok. Bizim de anladığımız kadarıyla Sayın Bakan zaten onu açıklamış. Yani Çin aşısı alacak Sağlık Bakanlığı ve önce riskli sağlık personeli riskli gruplardan başlayarak Türkiye genelinde bir Çin aşısı uygulaması yapılacak. Diğer aşılar eğer şartlar sağlanabilirse özel sektör üzerinden işte eczanelerden parasıyla uygulamaya girecek. Dolayısıyla şu andaki yani yaygın aşılama dediğimiz şey inaktif Çin aşısıyla yapılacak. İnaktif aşılarda etkinliğin böyle %90'lar civarında olmasını beklemeyin. Bunlar ölü aşılar olduğu için bağışıklık sistemini böyle aktif antikorlar kadar yüksek oranda aktive etmezler. Henüz Çin aşısında böyle belli bir rakam telaffuz edilmedi yüzde şu kadar korur diye. Ancak genel beklenti budur. Yani inaktif aşıların peki aşı çıktığında biraz... Hocam özür dilerim böldüm. Son sorum aşı çıktığında muhtemelen şöyle bir yayın yapıyor olacağız biz sizlerle yine. Vatandaşın aşıya yaklaşımına ilişkin çokça tartıştığımız meselelerden bir tanesiydi bu. Ne tavsiye edersiniz bizi izleyenlere? Şimdi iki nedenle mutlaka herkesin fırsat bulur bulmaz aşılanması lazım. Birincisi bireysel korunma için. Hı hı. Yani ben mesela düşünüyorum neticede ortaya çıkacak hastalık belli bir oranda beni öldürebilecek bir hastalık. Bunun yerine ise karşıda ciddi bir yan etki beklemediğimiz, etkinliği işte daha tam kesin belli değil ama beklediğimizden yüksek gibi görünen bir aşıyı yaptıracağız. Ne kadar korursa o kadar kârdır. Birinci neden bu. İkinci neden de toplumsal bilinç açısından, toplumu korumak açısından hepimiz biliyoruz ki belli oranda insan aşılanmadan biz bu maskelerden, mesafe önlemlerinden, seyahat kısıtlamalarından falan kurtulamayacağız. Onun için bir an önce de bu duruma gelebilip rahat yaşamak için de toplumda yüksek oranda aşılanma olması lazım. O yüzden ben tabii aşılar elimde olsa hepsi birden yaptırabilecek durumda olsam şu aşıyı daha tercih ederim derim ama görünen o ki ilk planda zaten Çin aşısı gelecek ve başka seçenek de yoksa diğer aşılar arasında. Yaptıracak mısınız? Siz Çin aşısı yaptıracaksınız. Tamam güzel. Bu tabii önemli. Tabii ki başka şansım olmasa yapacağım. Hocam bu aşı sonrasında Covid yine aramızda gezmeye devam edecek ama değil mi? Evet. Her sene evet. Her sene böyle buradaki, bir... Mehmet Akif Bey buradaki sıkıntı şu. Yani aşının koruyuculukta beklediğimizin üzerinde bir etki sağlayacağını biliyoruz. Zaten bu değeri şu anda söylemek çok zor. Çünkü bu veriler bir ön veri. Henüz bilimsel yayınlanmadı bile. Ancak koruyuculukta yan etkide ciddi bir sıkıntı yok. Ama bir pandemi açısında beklenen ilk özellik şudur. Virüsü bulaştırmasını engellemesi lazım aşı. Henüz peki, çünkü... Geçirmiş evet. Ve bağışıklığı olanlar da aşı yaptıracaklar mı? Yani çok güzel kanında bir soru. Antikor olanlar? Tabii çok güzel bir soru. Yani burada bir defa biz bu aşılananların virüsü bulaştırmayacağından emin değiliz. Henüz böyle bir veri elimizde olmadığı için ve aşı %100 korumadığı için birincisi aşılananlar da aynı önlemlere uymaya devam edecek. İkincisi de sorduğunuz soruya cevap olarak bu şey hastalığı geçirenlerin de şu andaki bilgilerle aşılanması gerektiği düşünülüyor. Neden? Yani çünkü zaten aşı antikor için değil mi? Evet, hastalığın sağladığı antikorların her ne kadar 3 gün önce İngilizler 6 ay koruyor dese de uzun süreli olacağı çok tahmin edilmediği için ne oranda korunacağından emin olunamadığı için hastalığı geçirenlerin de aşılanması gerektiği kabul ediliyor. Evet, peki teşekkür ediyoruz hocam. Anlaşılan o ki aşılananlar da bulaştırmaya devam edebilir. Dolayısıyla evet. Aşılansak da maske takmaya devam edeceğiz gibi anladım. Belki bir an önce işte yeteri kadar insan aşılanıp artık salgın işte bu seviyeye geldi. Maskeyi, mesafeyi çıkarabiliriz diye devletten bir açıklama gelinceye kadar. Peki Mehmet Ceyhan çok teşekkür ederiz. Efendim şöyleydi hikayenin... İlk günlerini hatırlar mısınız bilmiyorum ama ilk koronavirüs vakaları Çin'de çıkmaya başladığında bazı görüntüler paylaşıldı. İşte filyasyon ekipleri maskeleriyle, o beyaz kıyafetleriyle çok sert şekilde ve hatta korkutucu şekilde insanları toplayıp bir yerlere hapsediyorlardı.
anlam verememiştik. Yani şöyle demiştik ya, niye bu kadar kötü davranılıyor, niye bu kadar sert davranılıyor? Dünyaya yayıldıktan sonra bir sene öncesiyle bir sene sonrasında hayatlarımız ne kadar değişti değil mi? Her açıdan, yani alışveriş, yaşam, sosyal, kültürel her şeyin kökten değiştiren bir döneme gitti dünya. Bir küçücük virüsle. Devam edeceğiz.